Yine İstanbul'un üç büyükleri ilk yarıyı lider kapatamadı. Takviye bekliyorum yapması gerekiyor ama bütçe anlamında tam olarak kulübü bilmiyoruz ne durumda. Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Trivela Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda Kocaeli Spor Transfer Özel Programı ile karşınızdayız. Kocaeli Spor'un transferde şu ana kadar yaptığı hamleleri, gündemde olan isimleri Furkan'la beraber değerlendireceğiz. Furkan merhaba. Merhaba Meta. Programa başlamadan önce Kocaeli Spor taraftarlarından ricamız olacak. Videomuzu sonuna kadar izlemenizi rica ediyoruz öncelikle. Çünkü tüm konular birbiriyle bağlantılı. Aynen. Ayrıca videomuza bol bol beğeni ve yorumlarınızı da bekliyoruz, rica ediyoruz. Bu videoyu izleyen tüm izleyicilerimizden. Kocaeli Spor transferin en hareketli takımı desek geridir. Aynen, hani öyle. TFF 1. Lig'deki birçok takım daha yabancı haklarını doldurmadı. Hani doğru düzgün hamle bile yapmadı. Fakat Kocaeli Spor çok hızlı gitti. Kampa tam kadro gitti yani. İnanılmaz ve hala 3 tane oyuncuyla bir kaleci, biz 8 numara bir tane de forvet arayışı var, 3 tane yerli. Kadroda şu an 30 kişi var. Kadro 33 kişiye çıkacak öyle olursa ve 5 kişinin de gitmesi gerekiyor. Çünkü federasyona toplam 28 oyuncu bildiriliyor. Hı-hı. İlk olarak istersen bir Kocaeli Spor'da gelen oyuncuları bir özet geçelim yeniden. Çünkü her gün yeni bir gelişme oluyor tüm takımlarda. Aynen. İlyas Kubilay gelmişti biliyorsun. Mevlüt gelmişti Eskişehir Spor'dan stopere. Siste gelmişti. Süleyman Yuğla'nın getirdiği bir isimdi. Yine milli takımında oynayan. Ardından Türk pasaportu olan Diogo Coelho geldi. Michael Pereira geldi ülkemizden. Çok yakından tanıdığımız yeni Malatya Spor'dan. Terence Tistel geldi. Bu oyuncu ilk defa bizim ülkemizde oynayacak. Kanat oyuncusu. Hasan Atipoğlu geldi Erzurum Spor'dan, Samsun Spor'dan, Balıkesir Spor'dan, Altınordu'dan çok yakından tanıdığımız bir isim ki bu ligde şampiyonlukları var hem Balıkesir'de hem Erzurum'da. Aynen Erzurum'da. Dino Endlovu geldi, forvet. Atilla Turan geldi, sol bek. Ardından bir de son olarak bu transferi konuşmamıştık. Bugün ilk defa konuşacağız. George Kevin Manjek. Konstant 2013 Manjek. Aynen 2013-14 ve 14-15 sezonlarında Kayseri Erciyes'te Süper Lig'de oynadı ülkemizde. İlk sezonunda gayet iyiydi. İkinci sezonu kötü olan Erciyes'te o da biraz sermişti doğal olarak. Normal. Takım kötü gidince. Kocaeli Spor'un hamlelerini genel olarak nasıl yorumluyorsun? Ardından bir de gidenleri de konuşacağız. Neler söylersin? Valla Kocaeli Spor transfer döneminde çok hareketli bir takım oldu. Dediğin noktada kampa neredeyse hazır gidiyor ve şu anda Kocaeli Spor'un hani kel noktası sadece kaleci kaldı. Hani net anlamda. Şu anda da Erzurum'dalar, kamptalar zaten. Aynen. Oraya içinde biliyorsun Ataberk, Dadakdeniz. Dadakdeniz ismi Bursa geçti bugün. Anlaştığı söyleniyor. Evet. Biz bu programa başlamadan önce bir haber aldık. Bonservis elinde. Aynen. Gelirse bence iyi bir transfer olur. Bence çok iyi olur onu söyleyelim. İyi bir kaleci. Bayram'ın yerini fazlasıyla dolduracak bence bir kaleci. De. Şimdi Kocaeli Spor, İlyas Kubilay Yavuz, Mevlüt, ben Abdullah Ben Ataberk için bir şey eklesem tabii. Sen öyle devam et. Kusura bakma. Şimdi izleyicilerimizde şöyle bir algı olabilir. Belki bazı izleyicilerimizde. Biz şampiyonluğa oynayacağız Kocaeli Spor taraftarları için diyorum. Ama kaleye genç bir kaleci gelecek. Kimse öyle düşünmesin. Ataberk aynı Muhammed Şengezer'e benziyor kalite anlamında. Nasıl Muhammed Adana Demirspor'un çok tecrübeli kadrosunda en genç oyuncu neredeyse. Veya Onurcan Pire diyelim Giresun'da aynen. Çıktı. Hatta Onurcan yaş olarak daha ileride ama aynen. İlk defa böyle bir şans bulmuştu. Kimse hani Ataberk'e tecrübesiz gözüyle bakmasın. Geçen sene Bursa'yı kurtardığı kaç tane maç var. Aynen. Bu kadroya cuk diye oturur ve Ataberk'ten Kocaeli Spor ciddi paralar kazanır ileride. Kesinlikle. Sağlam bir sözleşmeyle nokta atışı olur. Sen oradan devam et kusura bakma. Aynen. Yok estağfurullah. Bence de nokta bir transfer olur. Şimdi gelen tekrardan baştan söyleyeyim. Tamamdır. Transferlerde İlyas Kubilay, Yavuz, Mevlüt Çelik, Abdullah Esisi transferleri var. Ardından işte Coelho geldi, aynen. Pereira geldi, Tistel geldi. Şimdi zaten Coelho'nun, pardon Pereira'nın çok nokta bir transfer olduğunu evet. Söyledik. Onun dışında zaten biliyorsun gelen transferlerde tekrardan Hasan Atipoğlu'nun da gayet iyi bir transfer olduğunu söyledik. İlyas Kubilay Yavuz'un çok iyi bir alternatif oyuncusu. Hamle oyuncusu olduğunu söyledik. Mevlüt'ün de rotasyon oyuncusu olacağını düşünüyorum. Sisse konusunda artık benim kafamda tamamen netleşmiş oldu bu durum. Manjek geldiği için Sisse %100 bana göre %100 sağ bekte oynayacak. Gözüken o. Bu belli yani. Çünkü sağ bekte bir oyuncu yok. Semih Karadeniz dışında. Sisse de orada oynayabilen bir oyuncu olduğu için ve Manjek'in de 6 numaraya transfer olduğunu gördüğümüz için bence rahatlıkla Sisse'nin ilk 11 oyuncusu olarak ilk 11'de oynayacağını düşündüm. Eğer yabancı sınırına takılmazsa ilk 11'de Sisse oynar. Eğer oynamazsa da Semih Karadeniz sağ bekte ilk 11'de oynar. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Sisse
Aynen senin de dediğin gibi sağ bek oynayacak gibi. Ama ben Semih'in Sisse'nin önünde olduğunu düşünüyorum. Tabii ki önünde zaten. Bazı izleyicilerimiz bana katılmıyor. Bazı izleyicilerimiz de benimle aynı düşünüyor ama hani sanki Sisse'yi alacağına bir tane yerli sağ bek alıp Kocaeli Spor sol beke yabancı hakkını kullanamaz mıydı? Kullanabilirdi bir de zaten. Benim... Ya da bir yabancı santrafor da alamaz mıydı onun yerine? O da olabilirdi ama bence acil olanı sol beke yabancıydı. Çünkü yerli forvet yok piyasada. Şimdi üçüncü forveti yerli alacak diyor ya Kocaeli Spor. Hani yerli kovalayacak. Sence piyasada Türk forvet var mı? Hani vallahi gelir yok. De şu benim takımıma bir katkı sağlar diyebileceğin net. Yok yani net. Çok zor. Ama ben acil olarak oraya alınması gereken yabancının da sol bek olduğunu düşünüyorum mesela. O da mantıklı gayet. Aynen. Bir de şöyle bir durum var. Zaten ben Sisse'ye olumsuz görüş belirttim. Bunu zaten sezon içerisinde muhasebesini fazlasıyla yapacağız. Hı-hı. Hafta hafta konuşacağız. Eğer forma şansı bulursa. Tabii onu konuşacağız. Oynarsa, tabii ki de. Haklı mıyız, haksız mıyız? Haksız mıyız? Zaten tabii canım. Konuşuyoruz. Haksız olduğumuz zaman da zaten hep söylüyoruz programlarda. Yani burada benim kafamda konu netleşti. Bence sağ bekte Sisse oynayacak diye düşünüyorum. Manjek çok iyi bir transfer olduğunu söyleyeyim. Onu soracaktım. Biraz yorumla neler katar, ne yapar? Şimdi Kocaeli Spor'un hedefi şampiyon olmak, ilk 2'den çıkmak. Hani playoff'a bile işi bırakmamak. Aynen. Çünkü playoff risk. Hani playoff'ta neyin ne olacağı belli olmuyor. Samsun'dan gördük bunu geçen sene. Kocaeli Spor ciddi bir para da harcadı. Ciddi bir kadro da kurdu. Şu an Mustafa Hoca'da bir sıkıntı var. Hocaya büyük geçmiş evet, olsun. Evet tekrardan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hocam. Tugay Karslı Hoca takımı yönetiyor. Mustafa Hoca'nın yardımcı hocası. Tugay Hoca için de büyük bir sorumluluk binecek üstüne doğal olarak. Aynen. Geçen sene de onun büyük payı vardı. Sence Manjek bu takıma şampiyonluğa oynayacak olan Kocaeli Spor'a neler katar, neler verir sahada? Bir yorumlamanı isteyeceğim. Ne dersin? Manjek'i de çok fazla yorumlayacağım. Diğer oyuncuyu da yorumlayacağım. Tamamdır. Ve Kocaeli Spor'la ilgili de bir iddiada bulunacağım. Onu da programın sonuna doğru söyleyeceğim. Şimdiden söyleyeyim. Peki. Şimdi Manjek biliyorsun Belçika Ligi'nden geldi. Beveren. Beveren'den geldi. Senin de dediğin gibi yıllar önce Kayseri Acele Spor'da oynamıştı. İki yıl ama ikinci yılında takım kötü olmasından dolayı o da zaten pasif durumda kaldı. O da işi bırakmış. Manjek çok iyi bir oyuncu. Enerjik, atletik, hareketli bir oyuncu. Adam yiyen ön libero diyebilir miyiz? Diyebiliriz öyle bir tabirim kesinlikle rahatlıkla. Mesela şimdi Sisse transfer oldu ya. Şimdi Sisse ile kıyasladığın zaman da Sisse'nin 3-4 katında bayağı. Çok iyi bir oyuncu. Onu tabii. Söyleyeyim. Bir de milli oyuncu bu. Kamerun'da yıllardır oynuyor diyor. Valla yani. Milli oyuncu olsun olması benim için bir... Ama Kamerun milli takımı iyi kadroya tabii, sahip. Tabii iyi bir kadro. O yüzden yani benim için şöyle ölçü değil. Mesela bazı takımlar bir oyuncu transfer ediyor ya. Mesela bunu Samsun Spor'da Savicevic için başkan bile söyledi. Ya şöyle... Yok ben şunu söylemek istiyorum. Yani iyi olan oyuncu milli takım kötü de olsa kendisini gösteren bir oyuncu ya. Ya ben burada milli olmuş olmamış buna bakmıyorum. Çünkü neden sen burada gülümsedin? Bunu neden söylüyorum? Çünkü iyi olan oyuncu her türlü kendisini gösteriyor. Şimdi Türkiye milli takım yani Türk milli takımımız. Sence kötü mü? Değil. Değil. Ama kötü takım oyuncular da var değil mi maalesef. Mesela? Tabii Kenan gibi. Heh. Ya yok ben şu açıdan dedim hani milli olma anlamında. Şimdi Kamerun milli takımının en büyük özelliğine hem iyi ucum oyuncuları aynen. Hem de iyi ön liberoları olan. Tabii. Orada kendine yer bulabilen bir oyuncu kaliteli bir oyuncudur. Aynen. O yüzden diyorum. Bir de Beveren şöyle bir takımdı biliyorsun. Orada hep Afrikalı oyuncular vardı. Manchek de bildiği bir yerde rahattı. Belçika zaten genelde burada Afrika da ama olacak. Rahat olacak. Pereira var. Sisse var. Endalovu var. Uyum sorunu yaşamaz. Kocaeli Spor hep aynı coğrafyadan yabancılar aldı genelde. Bu da bence Manjek için büyük avantaj. Takımla çabuk kaynaşacaktır. Hem ondan bir de zaten Türkiye'de daha önceden forma şansı bulduğu için, oynadığı için hani buradaki oyunculara yaklaşımı da çok rahat bir şekilde biliyor. O yüzden hiç sıkıntı yaşamayacak. Manjek Kocaeli Spor'a çok fazla katkı verecek. Bence bak de. Ben sana şunu söyleyeyim. Yani şimdi Kocaeli Spor'un çok iyi bir kanat rotasyonu var. Açık iyi bir var. Forveti var. Yani Manjek'in o enerjikliği, ileriye top götürmesi, topu dağıtması Kocaeli Spor'un çok fazla işine yarayacak. Yani Kocaeli Spor çok nokta bir transfer yaptı ben onu söyleyeyim. Şimdi Kocaeli Spor'un ucumcu bir kadrosu oldu. Hani bunu şöyle diyeceğim. Fenerbahçe'de hani Mehmet Aurelio tek başına orta sahayı topluyordu ya. Bu 2006-2007, 2007-2008, 2005, Şampiyonlar Ligi zamanları 2006 aynı. Zamanları. Fenerbahçe Lig'de çok rahat gol buluyordu o zamanlar. Çok iyi kadrosu vardı. Alexler, Anelkalar. Aynen. Burada Kocaeli Spor'da Manjek, Aurelio gibi tek başına bu ligde orayı domine eder mi? Eder. Çünkü çok Kocaeli Spor'un çok iyi ucumcuları var. Yani alternatifleri bile çok iyi. Özellikle kanatların, forvetin falan. Hucumcu bir oyun oynarsa Kocaeli Spor ki Reşit Akçay Hoca hucum oyununu oynamayı seviyor. Manjek orayı tek başına süpürüp toplar mı? Süpürür. Çok rahat toplar. Bir de bak şöyle bir durum var. Bunu sezon içinde bence çok fazla göreceğiz. Şimdiden sen de hazır ol. Biz de ikimiz hazır olalım ve taraftarlar da hazır olsun. Aynen. Kocaeli Spor'un böyle hani oyuncularının özellikle hücum oyuncularının böyle formsuz olduğu dönemler olacak. Ama Manjek'te öyle bir şey göreceğiz ki oyuncu hep istikrarlı ve formda olacak.
Bak ben burada iddia ediyorum. Allah korusun bir sakatlık durumu olmazsa Allah korusun inşallah. Manşek'te bunu göreceğiz. Yani o Ali verdiğin örnekte onu göreceğiz. Yani çok fazlası yani 34 hafta mı var örnek veriyorum. Veya 40 hafta mı var? Bu 40 haftanın hani abartısı söylüyorum 30'unda 32'sinde istikrarlı ve iyi bir performansıyla Manşek izleyeceğimizi düşünüyorum. Öyle bir oyuncu. Ben çok umutluyum ve çok da beğendiğim bir transfer oldu Kocaelispor için. Manşek'ten hatta ben sana şöyle söyleyeyim, sürpriz goller, asistler de görecekler. Uzaktan şutlar falan anlamında. Aynen. Bir de Manşek transferi şu anlamda çok olumlu bir şekilde oldu. Kocaelispor yönetimi resmen ser verip sır vermedi. Bu önemli bir oyuncu yani. Bu oyuncuyu resmen herkesi... Gündem olmadı. Aynen, herkesi böyle ıskartaya çıkarttılar yani. Kimse bu haberi yapmadı. Aha. Şeyi de vermedi mesela, prensipte anlaşıldı falan filan diye. Yani kulüp bunu direkt kendi açıkladı. Hiç kimsenin haberi bile yoktu. Çok iyi sakladı kulüp bunu basından. Ne diyorsun bunun için? Vallahi Manşek zaten eğer gündem falan olsaydı birçok takım talip olurdu. Fiyatı artardı. Yani iyi bir oyuncu Manşek. Bak ben sana şöyle söyleyeyim Manşek'i. Yani Süper Lig'de birçok takımda da oynatırsan orta seviyeli takımlarda. Manşek kötü bir oyuncu değil yani. Aynen öyle. TFF Bincik'in de üstünde bir oyuncu. Ben gerçekten buradan yönetimi Engin Başkan'ı kutluyorum. Çok iyi bir transfer kesinlikle oldu Kocaeli Spor için. Kesinlikle hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Kazasız aynen, belasız aynen. Olsun. En İnşallah. Önemli temennimiz bu zaten bütün takımlar için. Ben Kocaeli Spor'un bu sezon gerçekten iyi transferler yaptığını düşünüyorum. Yabancılar konusunda zaten biliyorsun, bir tek Tistel konusunda kötü demedim, kapalı kutu dedim. Bir gelişimi açık dedim. Et mi balık mı tavuk mu? Aynen. İlk 10 maç belli eder kendini. Sen yine et mi balık kurumunu açmış aynen. Oldun. Ya Samsun'da nasıl sen Gıyasi hani Plümana kapalı kutu dedin ya. Kapalı kutu demedim. Ya kötü dedim onlara. Ama şöyle hani bir dedik ya, bir 10 hafta ben bir dedim ya hani görür orada anlaşılır. Orada onu sen söyledin. Sonra zaten oyuncu Tistel'e bir 10 hafta bakacağız. Zaten kendini çok hızlı bir oyuncu. Ama hani o koordinasyonu iyi sağlarsa katkı yapar. Ama onu bir görmemiz lazım. Onun dışında yapılan hamleleri iyice. Aynen, bak bir de şöyle bir şey var. Ben mesela Samsunspor'un geçen yaz döneminde yapmış olduğu transferlere ben direkt kötü dedim yabancı evet. Oyuncularına. Ama bak Kocaelispor'un yapmış olduğu transferlere bakalım. Bir tek tabii. Sadece Sisse'ye kötü diyorum bak. Aynen. Bak sadece Sisse'ye kötü diyorum. Buradan taraftarlar hani düşünce yapımı anlasınlar. Ben Kocaelispor'dan çok umutluyum. Ya yapılan transferlerinin %95'i doğru transferler bak. %95'i doğru transferler diyorum. Ben bir de buradan iddialı şeyimi söyleyeyim. Ben Kocaelispor'un buradan iddialı söylüyorum. Geçen sezon TFF Bincik programını için. İzleyenler biliyorlar. Adana Demirspor'un direkt çıktı. Süper Lig'e çıkacağını söyledim. Daha ilk haftadan söyledim. Bak orada da Ümit Özat takım başına gelmişti. Dedim ki Ümit Özat'a rağmen takım çıkacak. Çünkü şunu özellikle söyledim. Çünkü Ümit Özat buradan gönderilecek dedim. Yani. 10 hafta içinde 14. gönderildi. 14. haftada gitti. Aynen. 4 hafta dayandı ekstra. Şimdi buradan ekstra. Da iddialı bir yorum yapıyorum. Geçen seneden ikincilikte Manisa ile Eyüp'ü yapmıştık. Playoff'larda da Kocaeli'nin ön planda olduğunu söyledik. Kocaeli'yi Ocak'ta söyledik. Çıktı aynen. Zaten playoff'tan Kocaeli. Ben buradan Spor. Söylüyorum. Sarıyer bu doğru çıkar sonra. Çıkmaz. Bu beni ilgilendirmiyor. Tabii canım. Yani ben bir görüş belirtmeyi seviyorum. Bir de doğru düşündüğüm konuda aynen. Söyleyeyim. Yani ben bunu kafama bir takım geliyor bunu söylemiyorum. Kadroya bakıyorum. Transfere yapılanmaya bakıyorum. Diğer takımların rakiplerinin de durumunu ele alıyorum. Çünkü biz bütün takımları konuşuyoruz. Ben Kocaeli Spor'un Süper Lig'e yani 2021-2022 sezonunda Süper Lig'e direkt 2-2'den çıkacağını düşünüyorum. Bu benim kendi düşüncem. Bakalım. Geçen sene Adana Demirspor'da haklı çıktın. Çıktın zaten. Bu sene de Kocaeli Spor'u söylüyorum. O zaman 10 Temmuz 2021 aynen. Saat 13.02. Bu programı bakalım. Da yani bu özel programı da eğer Kocaeli Spor çıkarsa buradaki bu söylediğim cümleyi kesip sosyal aynen. Medya Allah hesaplarımızdan kısmet ederse, Allah paylaşırız. Kısmet ederse paylaşırız. Tabii, yaşarsak yani. Hani o gün Allah kısmet ederse tabii ki. Yani zaten şöyle Kocaeli Spor hakikaten çok olumlu şeyler vaat eden bir kadro kurdu. Hani burada eğer aşçı Mustafa Reşit Akçay Hoca. Aynen. Ama şu an tabii hocanın maalesef bir sıkıntısı var. Büyük geçmiş olsun. Evet, onu da beklemiyorum. Şu an Tugay Hoca var orada. Tugay Karslı Hoca. Ben hocaya da güveniyorum yani. Hocadan umutsuz değilim. Hani bazı evet. Hocalar gelir ya böyle hocanın yardımcısı. Hani birinci doğru. Teknik direktörün yardımcısı bir şey olmaz deriz ya. Ben burada hocaya güveniyorum biliyor musun? Yani şu an Tugay Hoca'nın elinde çok güzel etli yemek yapacak bir kadro var. Malzeme sen abi bir restoran açılıyor mu gideşte? Malzeme var valla. Hani düğün pastası yapacak 20 katlı. Hoca bunu iyi işlerse ben de seninle aynı görüşteyim yani. Kocaeli Spor'un Süper Lig'e çıkmaması için hiçbir neden yok. Çünkü bak diğer takımlar da sıkıntılar sen var. Sen yoksa yine bana karşılık Samsun Spor'u mu söyleyeceksin? Yok. Ben bu sene bir görüşte belirtmeyeceğim. Onu şimdiden söyleyeyim. Şöyle diyeyim bak sen. Ben bunun yana ikinci takımı da katacağım. Bir gidişatı görmek istiyorum. Tamamdır. Bir takım var aklımda. Peki. Onları tahmin yapacağım. Ediyorum onu ama aynen, söylemeyeceğim. Aynen söyleme hamlelerini bak, görmem şimdi gerekiyor. Kocaeli Spor'un çok büyük avantajı var. Ya takımlar da bak kimi gönderecek, kimi kalacak belli değil. Kocaeli Spor tam takım direkt kampa gitti. Ve sadece şu an
3 tane transfer yapacak ama kaleciyi zaten halledecek, o belli. Bir kel kalan noktası da aslında kaleci, başka yok yani. Evet, 8 numara bir öyle, forvet öyle çok acil lazım değil. Onları alacak, ona zamanı var. Yani şu an aldı zaten alacağı adamları. Aynen. Onlar artık şey olacak, son rötuşlar ama daha forvet olmayan takım var ya rakiplerinden Kocaelispor'un. Belli olmayan. Yani Samsun Spor'da 2 tane forvet lazım işte. Aynen, Ankara Gücü'nden kimlerin gideceği belli değil orada. Hoca sorunu var bir kere, takım orada gümlüyor maalesef. İşte bakıyorsun Manisa daha yabancıları almadı. Eyüp Spor'u ben biraz hazır görüyorum. Onu söyleyeyim sana. Aynen. Ama Kocaeli Spor kadar bence hazır değil. Yani sana katılıyorum ben. Kocaeli Spor'un gerçekten büyük avantajı var. Ve iyi bir kadrosu var elinde. O gerekli hamlelerde yapılırsa Kocaeli Spor yıllardır o 2008-2009'dan sonra aset kaldığı Süper Lig'e dönebilir o. Taner Güller'in çok kötü sezon yapılanmanın olduğu seneydi maalesef. Büyük paralar verilip işte ondan fiyasko dolayı Kocaeli Spor büyük sıkıntıya geçmişti. İnşallah o potansiyel var yani, Kocaeli Spor'un önü çok açık. Peki sen giden oyuncular içinde kalsaydı dediğin oyuncular var mı? Yani yok, Kocaeli Spor'da. Üzüldüğün futbol sever olarak bu formayı hak ediyor dediğin var mı? Ben bir tek sen olaya duygusal bakmıyorsun. Ben bakmıyorum benim ama benim gibi değilsin hani ben ama. Ben bir tek şey istiyordum. Yani düşünüyordum. Keşke bir kere TFF 1. liginde izlesek diyordum, Batuhaner. İzlesek diyordum. Hani ben bu şey istiyordum. Yani Batuhaner de bunu istesin. Kocaelispor bence orada Batuhaner'e gitmek istedi. Ben sana söyleyeyim. Ben şöyle düşünüyorum. Batuhan'la taraftarın yıldızı barışmadı ya. Ama Batuhan da gerçekten bu takımın en iyi oyuncusu oldu çıkmasında. 13 gol attı. En iyi oyuncu oldu yani Batuhan'a. Bak o kadar sakatlık, korona durumları falan oldu. O da sezon başı kampı yapmadı. Aynen. Sakatlandı gelir gelmez. Ama Batuhaner gerçekten takımın en iyisi oldu. Yani kazanılan birçok 1-0'lık maç var veya 2-1'lik maç var. Bunların hepsini Batuhaner aldırdı. Vallahi ben şöyle düşünüyorum. Bayram'ın kalmasını isterdim bir futbol sever olarak. Bak Bayram'a tepki göstersin taraftar. Bak hani şimdi Bayram'la Batuhan'ı kıyaslayalım. Sence taraftarın Batuhan'a mı tepki göstermesi lazım, Bayram'a mı? Ya Bayram zaten kendi etti yani. Aynen. Bayram orada biraz güzel dil gösterseydi orada güzel bir anlaşma olurdu. Ya ben Bayram'ın gitmesine üzüldüm ama Bayram kendi sonunu kendi hazırladı. Batuhan konusunda sana katılmıyorum. Şöyle, Batuhan'ı ben çok beğeniyorum ama taraftarla yıldızı barışmadı. Hani bu nikah, evlilik sürmezdi. Görünen oydu. Kemalcan'ın gitmesine çok üzüldüm. Mevlüt alınacağına Kemalcan kalabilirdi. Bir de Muhteşem Süleyman kalmalıydı ne olursa olsun. Ya evet, Burak Süleyman kalmalıydı zaten, bunu söylüyorum. Ben üzüldüm giden isimlere yani Süleyman'a ve orada zaten ortak görüşümüz var. Burak Süleyman bir kere başı çekiyor. Bence kalmalıydı. Bence de. Keşke kalsaydı. Ama ben bir de Batuhaner konusunda TFF 1. liginde izlemek istiyordum yani. Gerçekten izlemek istiyordum. Bak geçen sezon mesela, şimdi Bahattin'i izleyeceğiz mesela. Evet. 2019-2020 sezonunda Samsun Spor'da bir kriz yaşadı sezon bittikten sonra Yüksel Yıldırım'la. 2020-2021'in hemen başında. Aynen. 2020-2021 sezonunda da TFF 1.lik'te Bahattin'i izleyemedik. Şimdi Bahattin'i izleyeceğiz. Ben Bahattin'den de çok umutluyum. Bahattin ayrıca çok kaliteli bir oyuncu. Aynen. Zaten. Yeter ki hazır olsun. Taklacı Bahattin. Aynen. Yani. Bir de çok umutluyum. En azından Batuhaner'i izleyemedim. Ama maalesef burada Bahattin'den de zaten çok umutlu olduğum için özellikle onun performansını çok merak ediyorum ve ben zaten şunu söylüyorum, eğer Kocaeli Spor tek forvet oynayacaksa hazır bir Bahattin bence ilk 11 oyuncusu olacak diye düşünüyorum. Olur. Ya Bahattin'in formülü belli. Bahattin kanatta oynayamıyor. Allah, yani Bahattin'i kanatta oynatacağını hoca hiç oynatmasın daha tabii iyi. Bahattin net bir santrafor. Çünkü Yılpor Samsun Spor'da oynarken Bahattin orada da Ertuğrul Hoca Bahattin'i sol açığa koyuyordu. Bahattin adam falan kovalamaz. Aynen. Bahattin topu alır, 50 metre sürer gider gol atar. Öyle bir oyuncu. Çok golü var öyle. 30 metre 40 metre. Bahattin'i kanatta oynatmak Bahattin'e de futbol adı ihanet gibi oluyor. Aynen. İşkence gibi oluyor. Çünkü Bahattin bek kovalayacak bir oyuncu değil. Burak Süleyman kalabilirdi ama ondan daha iyisi geldi. Onu kabul ediyorum. Mikael Pereira müthiş bir oyuncu. Bir de Tisler var daha. O da var. İyi çıkarsa farklı olabilir. Benhur'un kalması çok iyi oldu. Benhur çok iyi zaten. Benhur çok kaliteli bir futbolcu. Mesela Bandırma o zaman Kocaeli'ye göndererek Benhur'u büyük hata yaptı. Çünkü Benhur'un orada, yani ben Hurdan iyi bir oyuncu yoktu. Oynayabilirdi Bandırma'da rahatlıkla. Çok rahat oynardı. Yanlış olduğunu söylemiştik TFF 1. Lig'de. İlyas Kubilay'dan umutluyum. Şundan dolayı bence İlyas Kubilay iyi bir hamle oyuncusu. Ben bunu zaten Samsun'da da hep söylüyordum. Yani ilk 90 dakikalık oyuncu değil, ilk 11 oyuncusu değil. Hep hamle oyuncusu. İyi bir çilingir açacak bir oyuncu. Şimdi Kocaeli Spor'un çilingir oyuncularına çok ihtiyacı olacak. Çünkü rakipler Kocaeli Spor'a gömülerek oynayacak. Şimdi senin ya kadronda Mikael Pereira var. Endlovu var. Hiçbir rakip sana açılıp oynamaz. Gerçekçi aynen olmak lazım. Bir de ikimizin ortak görüşü var. İki oyuncudan çok umutluyuz. Beyhur Keser ve Bahattin Köse'den. Bakalım aynen ikimizin de ortak düşündüğü noktada bu iki oyuncu. Ben Semih'i de çok beğeniyorum. Semih'ten de çok ümitliyim. Semih çok kaliteli bir oyuncu ve 3. ligde oynarken Kocaeli Spor oraya gittiğinde Semih'e
şey demişlerdi hani 3. lige gittim falan diye. Aynen. Semih de demişti Kocaeli Spor'un ligi olmaz. Hani Kocaeli Spor bak 1. lige geldi 2 yılda. Aynen Süper Lig'in adayı şu an. Ya Kocaeli Spor çok zaten büyük bir kulüp Kocaeli Spor. Zaten. Aynen öyle can. Ya bugün Başakşehir Kasımpaşa 1000 kişi oynuyor. Kocaeli Spor uzaya gitse 30 bin kişi oynuyor. Aynen öyle. Bir de öyle bir durum şunu da söyleyelim. Kocaeli Spor çok iyi bir kadro kurdu ve en hazır kadro bence olacak. Şu an evet en hazır bir takım bugün itibariyle maçların Kocaeli seyircili Spor. Olması %50 Kocaeli Spor'un çok işine gelecek kesinlikle. Bir nokta. Allah kısmet ederse biz de birkaç maçta, birçok maçta hatta belki de İzmit'te röportaja gelmek istiyoruz. En kötü ihtimal Kocaeli Spor İstanbul'a geldiğinde onlara zaten kesinlikle geleceğiz. Onlar tamam. Ümraniye maçı, Öğüt maçı, Tuzla aynen. Spor maçı. Bunlar İstanbul da Spor. İstanbul Spor maçı. Bu sene 4 tane İstanbul takım var. Aynen o maçlara çok fazla röportajlar olacak. Aynen. Kocaeli Spor taraftarlarıyla i̇nşallah. Orada da buluşacağız. Kısmet olursa İzmit'e de gideceğiz inşallah. Ben zaten bu sezon Kocaeli Spor'dan umutluyum. Yine iddiamı yeniliyorum. Ben Kocaeli Spor'un direkt Süper Lig'e çıkacağını düşünüyorum. Geçen sene Adana Demirspor'u söyledim. Bu sefer de Kocaeli Spor'u direkt söylüyorum. Direkt playoff'lu işi olmadan diyorsun. İşi olmadan direkt çıkacağını söylüyorum. Farklı da olabilir. Direkt çıkamayabilir, playoff'a da kalabilir. Bu benim kendi düşüncem. Bakalım olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Nasıl Sisse'ye ben olumsuz diyorsam transferde. Sen zaten tek olumsuz Sisse'ye dedin. Onun dışında Kocaeli Spor'un da direkt çıkacağını söylüyorum. Bunlar benim görüşüm. Tabii canım. Sezon içinde herkesin Sisse'nin muhasebesini de yapacağız. İşte Bahattin'e çok şey beklediğimi ve Benhur'a çok şey beklediğimi söylüyorum. Onun da muhasebesini yapacağız. Tabii aynen. Sezon öyle. Bittiği zaman da Kocaeli Spor çıktı mı çıkamadı mı direkt. Bunun da muhasebesini yapacağız. Bir de Kocaeli Spor bu sene transferde çok doğru gidiyor. Geçen sene mesela Bahri Can Avcı, Aydın Karabulut gibi atışlar attılar. Boş hamleler yaptılar. Boş yere paralar verdiler bu oyunculara. Bu sene böyle gelen oyuncularda böyle boş yere alınan bir oyuncu yok. Yani. Hepsinin belli bir kariyeri olan oyuncular. O yüzden de ümitliyim Kocaeli Spor'dan. İnşallah Kocaeli Spor hak ettiği yere gelir. İnşallah. Eklemek istediklerim var mı? Yavaştan kapatıyoruz. Kalan transfer döneminde yapılacak transferlerde de başarı dileklerimizi Kocaeli Spor'a iletiyoruz. Hocaya da buradan tekrardan hem selamlarımızı geçmiş olsun. Hem de geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İzleyen herkesten de öncelikle abonelik, ardından beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Ayrıca Kocaeli Spor taraftarlarından sosyal medya hesaplarımıza başta Instagram, ardından Facebook ve Twitter'dan da bizleri takip etmelerini bekliyoruz. Çünkü Instagram'dan hem canlı yayınları, evet. hem spor haberlerini, hem duyuruları yapıyoruz. O yüzden takip etmelerini bekliyoruz. Ayrıca Kocaeli Spor taraftarlarından videomuzu sonuna kadar izlemelerini rica ediyoruz. Evet. Bu çok önemli bizim için ve videoların devam etmesini istiyorlarsa katıl butonumuza da destek olmalarını ayrıca rica bekliyoruz. Ediyoruz. Herkese ben iyi seyirler diliyorum. Tekrardan Kocaeli Spor'a da transfer döneminde başarı dileklerimi iletiyorum. Ben de sana teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bizi izleyen herkese de çok teşekkür ediyoruz. Tüm Kocaeli Spor taraftarlarına da selamlarımızı gönderiyoruz. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Hoşçakalın, iyi günler. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.